Engelsiz Filmler Festivali'nin uzun lafın kısası bölümünde yer verdiğimiz Kendini Yalnızca Kendinde Yok Et filminin yönetmeni Nihan Belgin'le beraberiz. Kendisi tam da aylardır hepimizin içine düştüğü bu varoluşsal sancıların aslında bize filmini izletti. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Hepimiz bu pandemi sürecinde aslında aylarca farklı şekillerde bir şekilde aynı yollardan geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü zaman diliminden de etkilenerek aslında festivalimizi biz de bu sene seyircilerle yüz yüze buluşmak yerine çevrim içi yapmaya karar verdik. Ve temamızı normali ararken üzerine kurduk. Çünkü dünyanın her yerinde pek çok insanın gündelik rutinini değiştirmeye zorlayan bir pandemiyle yaşıyoruz. İşte çalışma, eğlenme, sosyalleşme, alışveriş, pek çok ihtiyacımızı karşılama biçimimiz değişti. Daha fazla yalnızlaştık, içimize döndük. Normal olarak adlandırdığımız şeylerin hepsi değişti. Aslında normal sorgulaması içerisine girdik. Hayat normale dönecek mi? Rutinlerimize kavuşacak mıyız? Kavuşmalı mıyız? Normallerimizin problemli yanları var mıydı? Toplumsal ve bireysel olarak aslında bir sorgulama içerisine girdik global olarak. Ve siz de filminizde bize bu sorgulamayı çok samimi bir yerden anlatıyorsunuz. Çünkü siz de bu aslında sorgulamaları yaparken filminizi çektiniz. Bu noktada ben sizin deneyimlerinizi merak ediyorum. Bu filmi, bu sorgulamaları filme dökme dürtüsü nasıl gelişti? Yani dediğiniz gibi çok enteresan, daha önce hiçbirimizin yaşamadığı bir süreçten geçiyoruz şu an. Ve bu sürecin başında yaşadığımız o karantina günlerinde tabii ki ben de çok farklı duygular hissettim. Ve o günlerde ve hala da duyduğumuz hep bir normalleşme süreci, ne zaman normalleşeceğiz gibi bir sorunun cevabını arıyoruz sürekli. Şimdi normalleşmeyi tabii ki ilk aklımıza gelen ya da herkesin ilk aklına gelen anlamda düşündüğüm zaman evet normalleşeceğiz mi? Nedir? Eski sosyal hayatımıza döneceğiz mi? Vesaire gibi. Ama ben hayatta da her zaman normal olgusunu çok fazla sorgulamışımdır. O yüzden bu aralar bu kadar normalleşme ve normalleşeceğiz mi sorusu tabii ki benim kafamda çok farklı şeyler uyandırdı. Normalleşeceğiz deyince ve daha önce yaşadığımız hayatı düşündüğümde de normalleşeceğiz mi? Yani o kaosun içinde mi yaşamaya devam edeceğiz? Yaşadığımız insan ilişkileri mi normaldi? Çalışma şekillerimiz mi normaldi? Hangisi normaldi? Gibi birçok soru soruyorum. Aslında biraz sinemaya bakışım da bu. Sorular sormak. Yani cevaplar da elbette bir şekilde aranıyor ama daha çok soru sorma tarafındayım. O yüzden ben buradan yaklaştım bu proje üzerinden. O günlerde de yani hem bu soruları sorarken o atmosferi yaşamak, o boş sokaklarda işte bir markete gidip gelirken boş bir sokakta yürümek, hayatın durduğunu görmek çok bir yandan da sinematografik geldi bana. Ve yani muhakkak bugünlerde yaşadıklarımla ilgili bir şey yapmam gerekiyor diye kendini yalnızca kendinde yok et ortaya çıktı. Bir yerde siz de filmde insanın az önce de dediğiniz gibi kendiyle baş başa kalmak zorunda olduğundan, arkasına sığınacağı koşturmaların bu süreçte yok olduğundan ve kendi içine bakmanın dayanılmazlığından da bahsediyorsunuz. Çünkü bu yaşadığımız sistem bizlere amaç odaklı bir hayata itiyor ve bu bir problem aslında. Sürekli kendimizi var etmemiz gerektiği, daha iyisini yapmamız, hiç durmamamız gereken bir dünyada yaşıyorduk ve pandemi bunu birden bir tuşla durdurdu. Kendimizle çoğumuz yüzleşmek durumunda kaldık. Hep böyle üretmeye dayalı bir algımız vardı. Siz de filmde aslında hiçbir şey yapmadan durmak insanlara bir suçluluk veriyor ama bunun katlanılmazlığından çok aslında
bu sessizliğin iyileştiriciliği olarak yaklaşıyorsunuz. Bu noktada sizin için bunun anlamını ve filmi çekmiş olmanın bu noktada anlamını, sizde neler deneyimlediniz ve bu çekme süreci sizde nasıl etkiler yaptı, onları biraz da neler hissettiniz merak ediyorum. Yani hayatta da aslında karşıtlıklar da hep çok böyle bana enteresan gelmiştir. Burada da öyle bir şeyle karşılaştım. Bir zıtlık vardı. Yani bir yandan çok kötü bir şey yaşıyoruz. İnsanlar hayat mücadelesi veriyor. Ölüyorlar. Ama bir yandan da bir karantina süreci var. Bizler hani bir şekilde sağlıklı olanlar evdeyiz. Ve aslında içimize dönüyoruz. Dua bence kendine dönüyor. Yani ben sabah kalkıp kuş sesleri duymaya başladım. Ve şehrin ortasında çok da merkezi bir yerde oturuyorum. Benim için bambaşka bir şeydi. Ve ben gerçekten huzur buldum. Çünkü şehir hayatı beni oldukça yoruyor aslında. Şehir hayatını hep böyle eleştiren bir insanım. O kaos içinde ben çok yoruluyorum. Çok kendimi hasta hissediyorum. O günler o yüzden çok enteresan bir şekilde bana iyi geldi. Ve burada bir karşıtlık vardı. O yüzden bunu bir şekilde sorgulamak ve anlatmak istedim. Bir yandan da şu da çok eşsiz bir deneyim oldu. Yani bu durumu yaşarken o filmi yapmak çok eşsizdi gerçekten. Çünkü yani normalde bir takım toplumsal olaylar yaşanır, üzerinden belki yıllar geçer. İşte anılarınız varsa düşünüp tekrardan onları yazarsınız, araştırırsınız ve bir filme dönüştürürsünüz. Burada benimki farklıydı. Onun içinde bu projeyi oluşturuyordum. O yüzden de proje, yani senaryoyu yazdıktan sonra çekmeye başlamamıza rağmen hep bir devinim içindeydi. Çünkü her gün işte yeni bir şeylerle karşılaşıyorduk olayla ilgili. Yani yaşarken çekmek gibi bir deneyimim oldu. Bilmiyorum, bir daha hiç böyle bir deneyim yaşayabilir miyim? Gerçekten çok farklıydı o yüzden benim için. Teşekkürler. Ve de aslında şeyi de bu yansıtıyor, sizin çekim tekniklerinize de bu yansıyor. Gerçekten o yaşadığımız postapokaliptik bir dünyanın yansıması gibi filminiz de teknik olarak da bunu yansıtıyor. Renkler, kamera, dış sesler, biraz bu teknik özelliklerinden de bunları nasıl seçtiniz, nasıl, neden bu havayı yaratmak istediğiniz gibi de bir sorum olacak. Yani aslında dediğim gibi karşılıklar çok benim hep ilgimi çektiği için hayatta. Aslında filmde de ben filmi siyah beyaz çekmeyi tercih ettim. Siyah beyaz da benim için bir kontrast, bir anlatım olduğu için aslında anlatmak istediğim şeyle bütünleşiyordu. O yüzden de yani muhakkak bu film siyah beyaz olmalı. İçinde anlattığım varoluşla ilgili sorgulamalar, karşıtlıklar, onları çok iyi destekleyeceğine inandığım için siyah beyazı tercih ettim. Ve zaten kendimizle kaldığımız için de orada tamamen işte oradaki kadının kafa sesiyle hikayeyi bir şekilde aktarma yoluna gittim. Böyle. Teşekkür ederiz. Gerçekten bir şekilde filmde hepimizin hayatına dokunan o gerçeklik de hissediliyor. Evet, evet. Onu çok ben de izleyenlerden öyle geri dönüşler aldım. Herhalde öyle bir dönemde çekip öyle bir dönemde izleyiciyle paylaşmak herkesi böyle bir belli bir noktada birleştirdi. Ve belki işte benim o sorduğum normal sorusu, varoluşla ilgili sorular da insanların biraz da olsa kafasını kurcaladı diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz bugün bizimle burada beraber olduğunuz için. İyi günler. Ben de çok teşekkür ederim. Sizi de tebrik ediyorum böyle bir festival yaptığınız için. Teşekkür ederiz.